Merhaba arkadaşlar, yeni dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde silindir şeklinde yazı animasyonu yapacağız. Hemen başlıyoruz. Bir kompozisyon oluşturuyoruz. Normal boyutlarda siyah bir kompozisyon. Oluşturduktan sonra hemen yapmamız gereken text aracını seçip bir yazı belirlemek. Biz yazı yazalım. Hatta büyük yazalım, biraz daha etkili olsun. Daha sonra bunu ortalayalım şuradaki araçtan. Daha sonra şöyle geliyoruz, kompozisyon ayarlarına tıklıyoruz. Şu yazının üst tarafındaki kompozisyondan yükseklik oranını azaltıyoruz. Yani kompozisyonu bozup tam yazının boyutuna doğru ayarlıyoruz ki silindir animasyonumuzu yapabilelim. Bunu yaptıktan sonra yapmamız gereken şey, şuraya geliyoruz, yeni bir kompozisyon açıyoruz arkadaşlar. Tabi hemen okey demeyin, normal boyuta getirmeniz lazım. 1920'ye 1080 boyutunda bir kompozisyon oluşturmamız gerekiyor, normal kompozisyon boyutunda. Şimdi daha sonra şu kompozisyonu, açık olan kompozisyona yazı kompozisyonumuzu yukarıdan alıp yapıştırıyoruz. Aynı kompozisyona iki kompozisyon yapmış oluyoruz yani. Şimdi bu rotation aracımızla yazıyı şöyle çevirelim. Dikine olsun yazımız. Tekrar dondu efekte tıkladığımızda her zaman yaşadığımız şey. Şuraya tile yazıyoruz. Motion tile var. Şunu tutup yazının üzerine atıyoruz arkadaşlar. Bu değil. Hate olması lazım. Yok, aynen. Hate'ten çekip ekrana kadar bunu sığdırıyoruz. Tabii siz farklı bir şey de yazabilirsiniz. Yazı yazmak zorunda değilsiniz. Daha sonra şunu pro-compose yapıyoruz arkadaşlar. Move all seçeneğini seçip yeni bir kompozisyona aktarıyoruz. Daha sonra kompozisyonun içine giriyoruz. Yani biraz karışık olabilir. Adımlarımı takip edin. Yapabilirsiniz. Oluşturduğumuz kompozisyonun içine silindir. C, 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 Y, L yazınca silindir çıkıyor. Onu atıyoruz. Buradan pozisyon ayarlarını seçebiliyoruz. Rotation'dan da sağ sola yatırma ya da animasyonu da buradan yapacağız zaten. Biz şöyle bize bakan bir 90 derecelik açı istiyoruz. Şöyle olsun. Şunu da şöyle köşeden bakarsak daha etkili olur diye düşünüyorum. Şöyle hafif ayarlayabilirsem, evet, şöyle bir görüntü güzel görünür diye tahmin ediyorum. Daha sonra burada ışık ayarları var. Bunu arttırarak yazının üzerine gelen ışığı görebilirsiniz, arttırabilirsiniz. Şöyle yakınlaşalım bir bakın. Yazının üzerine gelen ışığı buradan görebilirsiniz. Daha sonra alt tarafta renkler var. Işığın rengini biz bir mavi, açık mavi bir renk seçelim. Bakın şöyle bir animasyon oluştu. Işık animasyonu. Daha sonra bu ışığın vuruş boyutunu ayarlayabiliyorsunuz. Şöyle iyidir. Buradan da ışığın vuruş açısını değiştirebiliyorsunuz yazının üzerine. Şöyle bir görüntü şimdilik kalsın. Şuraya geliyoruz. Şurada ise ambiyans, metal gibi farklı özellikler, animasyonlar var. Onları da yazının istediğiniz biçimine göre ayarlayabilirsiniz. Nasıl hoşunuza giderse öyle yapabilirsiniz. Şöyle yaptık. Bu yazı, renk biraz açık kaldı. Onu biraz daha arttıralım biz. Çok açık görünüyor şu an. Açık görünüyor. Ne yapalım? Şöyle, ya iyidir. Değiştirmeye gerek yok. Daha sonra rotation Y ekseninde bir keyframe atıyoruz 0. frame'e. Daha sonra 30. frame'e geliyoruz. İstediğimiz dönme hızında bunu istediğimiz yöne çeviriyoruz. Yani dıştan içe doğru da olabilir, tam tersi de olabilir. Ben eksiye doğru çevirdim. Tam 2 tur attırdım. Shift'e basarak tam dengeleyebilirsiniz. Yaptığımız animasyon şu şekilde. Bir izleyelim. Ayarını biraz düşürüp. Çünkü bir iki işlem daha göstereceğim burada. Şöyle bir animasyon, etkili bir animasyon oluşturduk. 3 boyutlu bir görüntü kazandırdık en azından yazıya. Bunun hızını yavaşlatabilirsiniz, hızlandırabilirsiniz. Daha uzun bir şey yazabilirsiniz veya sağdan soldan önden bir görüntü de yapabilirsiniz. O sizin hayal gücünüze, bakış açınıza kalmış. Yani dediğim gibi şöyle de yapabilirsiniz. Ne bileyim, tam karşıdan da bunu görebilirsiniz. Tabi yazının sıklığı arttıkça daha iyi görüntü elde edebilirsiniz. Bu yazının boyutu biraz büyük. Bu yazının boyutunu biraz küçültürseniz şöyle tam tekerlek gibi size gelen bir yazı formu da yakalayabilirsiniz. Şimdi biz buna bir hareket daha verelim. Şuraya gelelim.
yazıyoruz. Tabii W ile değil, normal V ile wave. Wave'den wave warp'ı alıp şunun üzerine atıyoruz. Burada animasyonun dalga boyutu görünüyor. Şuradan da dalganın yükseklik ve alçaklığı görünüyor. Şunu fazla bozmaya gerek yok. Buradan da dalga şekilleri var işte. Kare şeklinde, yuvarlak şeklinde, testere ucu şeklinde gibi farklı animasyon etkileri var. Hangisini severseniz onu yapabilirsiniz. Normali kalsın şu anlık bunu yaparken. Dalga boyutunu da biz biraz daha azaltalım. Şöyle 4 gibi bir şey olsun. Şunu da şöyle bir şeye getirelim ayara. Bundan da dalga hızını görebilirsiniz wave speed'ten. Onu biraz azaltın daha güzel görünür. Bu da aşağı doğru dalgalanmayı gösteren bir seçenek. Bundan da dalganın ortadan, sağdan, soldan veya yukarıdan etki etmesini gösteriyor. Buradan kalitesini, analiz kalitesini high yapalım, yüksek olsun. Şimdi yapmamız gereken şey şunun ayarlarıyla oynadıktan sonra tekrar keyframe atıp en başa çekip şunu sıfır yapalım. Fazla bir dalgalanma olmasın, göz yormasın. Yani sıfır yaptık da bir hata oldu. Şunu böyle hatta arttıralım. Pardon, ters yapmamız gerekiyor. Artırdıkça dalganın hassasiyeti artıyor. Şöyle başa çekiyoruz. Direction'a şöyle bir keyframe atıyoruz. En sona geliyoruz. Şuradan tutup istediğiniz yöne doğru şöyle tam iki tur bunu da iki tur çevirdim. Şöyle bir animasyon sağlıyor bize. Başta biraz daha hızlı bir dalga var. Daha sonrasında biraz daha yavaşlıyor dalgamız. Böyle göz yordu biraz. Arttıralım. Şöyle bayrak dalgalanması gibi bir şey olsun. Hatta kanala öyle bir video da atabilirim bu arada. Gayet güzel görünüyor. Hem sıcak havada boşluğa bakarsanız o görüntüyü de yansıtıyor. Full kalitede büyüterek bir de izleyelim. Bu arada daha amatör dersler için Udemy'de, amatör ve orta seviye dersler için Udemy'de eğitim serim var. Link aşağıda. Oraya da hepinizi beklerim. Tam kalitede bunu bir izleyelim. Bakın başta böyle bir hızlı dalgalanma var. Daha sonra şu dalga yavaşlıyor. Güzel bir görüntü olduğunu düşünüyorum. Bunu yapıp kullanabilirsiniz istediğiniz yerde. Bir işte ya da kendi kanalınızda kullanabilirsiniz. Yararlı bir içerik olduğunu düşünüyorum. Bir dahaki videolarda da sizlerle görüşmek dileğiyle. Bir dahaki videoları takip etmeyi unutmayın. Udemy linkini de aşağı bırakıyorum destek olmak için. Oradan da bana ulaşıp beni takip edebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Beğenip yorum atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.